Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deneyim videosu paylaşacağım aslında. Bu videomuz arkadaşlar Galaxy A34'ün performansından, hatta uzun kullanım performansından bahsedeceğim sizlere. Yaklaşık olarak 3 ay kullandım ben bu cihazı. Çok fazla soran vardı. Uzun kullanımda nasıl diye ben de sizler için bu cihazı 3 ay boyunca kullandım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Bu telefonun piyasası arkadaşlar 12 bin Türk Lirası civarlarında. Yani fiyata baktığımızda oldukça uygun bir fiyatın olduğunu söyleyebiliriz. Artık günümüzde malum bu fiyatlara akıllı telefon almak çok kolay değil. Tamam, piyasada böyle 6000-7000 bandına satılan telefonlar var ama onlardan da beklentinizin çok fazla olmaması gerekiyor. Şimdi gelelim A34'ün uzun deneyim performansına. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikli olarak telefonun şarjı, ki biliyorsunuz genel olarak kullanıcılar için en önemli şeylerden bir tanesi pil süresi. Telefonun pil süresi yaklaşık olarak bir gün gidiyor. Yani bir günü bazen çıkartamadığım oluyor ama iki güne sarkıyor mu derseniz sarkmıyor arkadaşlar. Yani ben telefonu yoğun kullanıyorum. Ama Instagram falan diye düşünmeyin. Hani maillere bakmak olsun, zaman zaman oyun oynarım vesaire. Oyun oynadığımda mesela ne oynuyorum? Size söyleyeyim hemen oynadığım oyunda. Royal Match oynuyorum sadece. Hani şeker patlatma vesaire. Onun dışında çok böyle bir aktif oyun şeyim de yok. Instagram'ımda günlük kullanımım yaklaşık olarak bir 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Yani öyle aman aman bir Instagram kullanım sürem de söz konusu değil. Onun dışında WhatsApp yazışmaları vesaire tabii ki var herkes gibi. Yani normal orta yoğunlukta bir telefon kullanımımın olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Ama hücreselini çok fazla kullanıyorum. Mesela bazı yerlerde bilgisayarımla falan paylaşıyorum hücreselini. Ve hücreselinin hani gün içinde böyle bir 5-6 saat açık olduğunu söyleyebilirim size rahatlıkla. Dolayısıyla bu noktada telefonun şarjı biraz hızlı bitiyor olabilir. Bilemem tabii. Ama dediğim gibi bir günü çıkarmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Müzik dinleme olayım çok fazla yok. Hani belki bazıları müzik dinler vesaire, bunu şeyle karşılaştırabilirsiniz atıyorum. Hani ben hücreseli açıyorum, siz müzik dinliyorsunuz. Bunu birebir kıyaslayabilirsiniz. Onun dışında hani normal bir kullanım olduğunu söyleyebilirim sizlere. Pil süresi dediğim gibi bir gün. Bu zaten günümüz için makul bir seviye arkadaşlar. Hızlı şarj desteği var ama şarjda şöyle bir sıkıntı var. Bunu bazen şarja taktığımda nem algılandı diyor ve şarj olmuyor telefon. Bu çeşitli kablolarda başıma geldi ve Samsung kullanan başka arkadaşlarımın da başına gelmiş. Bu arada nem algılandığında herhangi bir ıslaklık vesaire söz konusu değil arkadaşlar. Tamamen telefonun kendi uydurması bu nem algılama olayı. Ve gerçekten bazen sorun derecesine geliyor ve kriz çıkartıyor. Neden? Çünkü telefon şarjı %3, %4 kapanmak üzere. Bir şarj kablosu buluyorsunuz, takıyorsunuz ve bir anda tak nem hatası. Burada tabii orijinal kablo kullansak acaba olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şöyle bir durum söz konusu oldu. 2 amperlik kablolar var biliyorsunuz, biraz daha kalın. Onlarla herhangi bir sorun çıkmıyor arkadaşlar. Biraz daha ince kablolarla ama bu sorunu yaşıyoruz. Bunu sizlere belirtmiş olayım. Kamerası arkadaşlar 3 kamera var burada biliyorsunuz ama yani kamera sesi günün sonunda bir şey ifade etmiyor. Kamerası çok iyi değil. Hani biraz düşük ışıkta zaten biliyorsunuz sample'ları, örnekleri var internette de. Çok böyle güzel fotoğraflar çekmiyor arkadaşlar. Hani ya ben zaten süper fotoğraflar çekmek istemiyorum diyorsanız sıkıntı yok. Ama mesela ben çocuklarımın fotoğrafını falan çekmek istiyorum mesela. Azıcık kıpırdadıklarında hemen böyle yansımalı gölgeli çıkartıyor falan. Yani o konuda hiç affı yok. Put gibi durması lazım. Böyle sabit bir cismi çekmeniz lazım. Onun dışında gerçekten fotoğraf anlamında böyle çok sizleri tatmin edeceğini söyleyemem. Video çekimi konusunda fotoğrafa göre daha başarılı aslında. Yani video akıcılığı güzel. O konuda bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Onun dışında müzik dinlerken vesaire video sesleri de ses seviyesi falan beni tatmin etti. Yani onun noktada bir sorun yaşamadım. Telefon görüşmelerinde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Yani uzun süreli görüşmelerde dahi sesim karşı tarafa net bir şekilde gitti. Onlar beni net bir şekilde algıladılar. Bu konuda da herhangi bir problem yaşamadım şimdiye kadar. Ve genel itibariyle 128 GB'lık bir telefonda 128 GB bana yetmiyor arkadaşlar. Size yeter mi yetmez mi onu bilmiyorum ama hani benim için bu 128 GB az mesela. O yüzden hani bir 256 GB'lık olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum bu noktada da. Onun haricinde söylemek istediğim başka ne var diye düşünüyorum. Bu arada teknik özelliklere falan girmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu bir inceleme videosu değil. Tamamen size deneyimlerimi aktarıyorum şu anda. Telefon sağlam. Ben kılıfsız kullandım mesela. Hani kılıfsız kullandığım süreç içerisinde defalarca yere düştü. Bayağı bir yere düştü. Yani zaten üzerinde çizikler vesaireler oluştu ama ekrana hiçbir şey olmadı mesela arkadaşlar. Yani ekran gayet sağlam çıktı. Hiç kırılmadı, etmedi. Bu noktada beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Zaten normalde bunu kullananlar kılıfla kullanıyor biliyorsunuz ama ben hani bir test süreci olduğu için kılıf takmak istemedim. Hani bakalım yere düşmelerde falan da hemen kırılıyor mu, ediyor mu, çiziliyor mu diye. Yani darbelere karşı son derece dayanıklı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hani ekranın üstü düşmesine rağmen vesaire. Bir şey olmadı telefona. Gerçekten hani şöyle yani ekran üstü böyle
düşüyordu ve herhangi bir telefonda çatlama vesaire olmadı arkadaşlar. Yani bu açıdan sağlam. Yani eğer ya A34 acaba sağlam mıdır? Hani düşürsem kırılır vesaire diyorsanız, hani aman tekrar tamir ettirmesi pahalıdır vesaire diye düşünüyorsanız, hayır arkadaşlar, ekranı sağlam. Ama dediğim gibi şarj süresi bir gün. Yani bu gerçi genel bu segmentteki cihazlarda da böyle. Güç açısından herhangi bir sorun yaşamadım. Geri geldi, Call of Duty Mobile'de oynadım. PUBG Mobile'de oynadım. Dediğim gibi işte çeşitli şeker patlatma oyunları vesaire oynadım. Isınma ve kasma donma vesaire yapmadı. Beni bu açıdan üzmedi arkadaşlar. Yani performans olarak, güç olarak tatmin edici. Ama kamera tarafında dediğim gibi çok iyi bir performans sunmuyor. Özellikle böyle hareketli objeler vesaire çekmek istiyorsanız, atıyorum çocuğunuzun fotoğrafını falan çekeceksiniz, bu açılardan çok başarılı olmadığını söyleyebilirim sizlere. Ama şu var. Ya çıktınız bir yerde, hadi poz verin çekeyim, tamam bunda okey. Ama düşük ışıkta, atıyorum bir akşamüstü işte bu askerlerinde bir fotoğraf çekilmek istediniz falan, buralarda çok başarılı bir performans sunmuyor sizlere. Bunu belirtmem gerekiyor. Tabii günün sonunda baktığımız zaman burada 10-12 bin liralık bir telefondan bahsediyoruz ki iyi fotoğraf çeken telefonları biliyoruz 60-70 bin liralara satıyorlar. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. Eğer ya ben orta segmentte böyle işimi görecek bir telefon arıyorum diyorsanız, A34 bu açıdan iyi bir cihaz. Hani NFC özelliği falan da var. Yani kartınızı tanıtıp okutup geçebiliyorsunuz. Akbil vasıtasıyla yükleyebiliyorsunuz. Akbilinize para transferi yapabiliyorsunuz. Bu açıdan yeterli özellikler sunuyor sizlere. Ama dediğim gibi kamera tarafı zayıf. Kamera tarafının yanında şarj soketi babında bazen hatalar verdi. Belki bu benim cihazı özeldir, bilmiyorum. Ama bunu Samsung'da yaşayan başka kişiler de var. Hatta bunların çözüm videoları vesaire paylaşılmış durumda YouTube'da arkadaşlar. Yani bu Samsung'a özel bir sorun gibi bir şey herhalde şu anda. Benim de başıma geldi ve biraz can sıkıyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Su altında fotoğraf çektim mi? Evet çektim arkadaşlar. Yani bildiğiniz bu telefonu ben deniz suyuna soktum ve fotoğraf çektim. Fotoğraf çekti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Tabii şöyle sokuyorsunuz. Çünkü şuradaki dokunmatik ekrana geldiğinde mesela su direkt kamerayı kapatıyor. Bu diğer telefonlarda var. Şöyle mesela sokup su altında fotoğraf çekebiliyorsunuz. Herhangi bir su alma gibi bir durum da söz konusu olmuyor. Bu durumu da sizlerle paylaşmış olayım. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine elimden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.